Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hepimiz biliyoruz. Ama bu istasyonda ne araştırmalar yapılıyor, kimse detaylı bir şekilde bilmiyor. Uzay araştırmalarından çok, bu istasyonda insanlar üzerinde daha fazla gizli araştırmalar ve deneyler yapılıyor. Her dakika yeni bir şey ortaya çıkarıyorlar, kıyamete götürebilecek şekilde büyük ve ilginç deneylerin yapıldığı istasyonda, son zamanlardaki deneyleri insan kök hücrelerini uzaya gönderdiler ve insan dokusunu büyüterek çeşitli organlara dönüştürmeyi planlıyorlar. Deney, yetişkin insan kök hücrelerini uzaya göndererek ve uzayda büyümelerine izin vererek insan dokusunu büyütme girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Nihayetinde kök hücreler, kemik, kıkırdak ve diğer organlara dönüşecek. Çalışmadaki bilim insanları, bu girişimin başarılı olması durumunda söz konusu keşfin nakil için organ üretimine kadar gidebileceğini söylüyor. Gelin detaylara daha yakından bakalım. Projedeki iki araştırmacıdan biri olan Zürih Üniversitesi'nden Cara Tiel, deneyin sıfır yer çekimi şartlarında yapıldığını belirtti. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yer çekimi eksikliği, kök hücreleri dünyada oluşan iki boyutlu yapılardan ziyade üç boyutlu dokuya büyümeye teşvik etmek için kullanılacak. Deneydeki astronotların, geçtiğimiz hafta istasyona gönderilen, mobil laboratuvarı kullanmasıyla yürütülüyor. Çalışma, bir ay sürecek. Bilim insanları, bu süreçte hücrelerin nasıl büyüdüğünü izleyecek. Deney başarılı olursa küçük bir laboratuvardan daha büyük üretim sürecine geçilmesi umut ediliyor. İlerleyen aşamalarda da hastalardan hücreler alınarak veya organ benzeri materyaller üreterek nakiller için doku geliştirilmesi planlanıyor. Gezegenimizde doku tek katmanlı kültürlerde büyüyor, düz ve iki boyutlu dokular üretiliyor. Çalışmaya liderlik eden Oliver Ulrich, dünya ve uzayda yapılan araştırmaların mikro yer çekiminde hücrelerin uzaysal olarak sınırsız büyüme sergilediğini ve karmaşık üç boyutlu kümeler şeklinde birleştiğini söylüyor. Önceki araştırmalar, çoğunlukla kanser hücrelerini kullanarak ve gerçek insan kök hücrelerini, mikro yer çekimi simülatörlerine yerleştirerek simüle edilmiş, gerçek deneyler içermekteydi. Ulrich, araştırmanın bir sonraki aşaması için Uluslararası Uzay İstasyonu'na alternatif yok diyor, çünkü bu tür üç boyutlu doku oluşumu, mikro yer çekiminde birkaç gün hatta hafta gerektiriyor. Bir aylık sürenin sonunda bilim insanları, örnekleri toplayacak ve organoidlerin, yani organların daha küçük ve daha basit versiyonları yapılarını görecek.